Manevi danışmanlık ve rehberlik hem dünyada hem de ülkemizde resmi olarak tanınan saygın bir meslek ve bilimsel araştırma alanıdır. Manevi danışmanlık ve rehberlik alanını genel olarak yetkisi dahilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre farklı yaşam dönemlerindeki bireylerin din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkma süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleriyle dini ve manevi yöntemleri birlikte kullanan, problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla bireyle ve grupla manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir şeklinde tarif edebiliriz. Dini toplulukların önemli bir işlevi olan manevi danışmanlık, yurt dışında teoloji ile davranış bilimlerini bir araya getirerek bugün ruh sağlığı alanında bilinen ve kabul edilen bu disiplini ortaya çıkarmıştır. Bu disiplin dini danışmanlık, manevi danışmanlık, dini psikoterapi veya manevi yönelimli psikoterapi gibi isimlerle anılarak muzdarip olanların veya ciddi ruh sağlığı sorunları olmayıp günlük hayatta sahip oldukları problemlerini dini alanla ilişkilendiren insanların din insanlarından yardım istemeleri üzerine gelişmiştir. Özetle uygulamalardan ve tanımlardan anlaşıldığı şekliyle dini veya manevi danışmanlık, psikoterapi ile dini manevi unsurları birleştiren bir danışmanlık disiplinidir. Manevi danışmanlık, fiziksel, duygusal ve zihinsel boyutlar arasındaki bağlantıyı sürdüren bir tedavi modeli sunarak bu bağlantının bireyin ruh sağlığı tedavisi için sağlam ve sürekli bir oluşumu desteklediğini savunur. Alandaki pratisyenler bu disiplini ilerletmek ve başarı sonuçlarının oranını arttırmak için sürekli olarak bu alanda terapötik teori ve yöntemler geliştirmektedirler. Batılı ülkelerde sıklıkla kullanılmakta olan manevi danışmanlık uygulamaları günümüzde önemini zamanla arttırmaktadır. Bu durum 20. yüzyılın başlarında Anton Bissi'nin öncü çalışması neticesi ilgili literatürün oluşmasıyla başlamış ve günümüzde hastaneler, hapishaneler, kiliseler gibi mekanlarda sıklıkla kullanılan ve ihtiyaç duyulan bir psikososyal hizmet halini almıştır. Bununla paralel olarak bu sahanın faydalarından yararlanma konusu günümüz İslam toplumlarının ve Müslümanların da ilgisini çekmektedir. Aynı şekilde ülkemiz açısından da kendisini dindar olarak tanımlayan inançlı kimselerin ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri bir manevi danışmanlık sahasının oluşması Müslümanlar açısından oldukça heyecan uyandırıcı bir durumdur. Sonuç olarak manevi danışmanlık ve rehberlik günümüz Türkiye'sinde gerek yükseköğretim kurumu bünyesinde tanınan akademik bir bölüm, gerekse de kanunlar çerçevesinde tanınan bir meslek alanıdır. Örneğin İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanlığı bulunmaktadır. Yine ülke genelinde farklı üniversitelerde Dini Danışmanlık ve Rehberlik ismiyle tezsiz yüksek lisans bölümleri bulunmaktadır. Bununla birlikte manevi danışmanlık kanuni bir zemine de sahiptir. Örneğin 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 7. maddesi ve ilgili diğer maddelerinde açıkça manevi danışmanlık ifadesi yer almakta, anayasal bir kurum olarak bu hizmetin verilmesi sorumluluğu Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmekte ve uygulama sahası ve detayları anlatılmaktadır.
Manevi danışmanlık ve rehberlik programının amacı, günümüz insanının talep ettiği danışmanlık hizmet alanlarının geliştirilerek, dünyada örnekleri bulunan ve başarıyla uygulanan manevi danışmanlık alanında ülkemizde hizmet sunacak uzmanların yetişmesidir. Bu temel hedef doğrultusunda bu yüksek lisans programının amacı bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmiş din hizmetlerinin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanmış, din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanmış, toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturmuş, toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, yalnız ve yetim insanlara yönelik dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip her çeşit bireysel, toplumsal, hatta küresel nitelikli felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları temel kaynaklardan yararlanarak bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak rapor haline getirebilme becerisi kazanmış, milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanınmasını ve yaşatılmasını sağlayabilecek, aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanmış, modern psikolojik danışmanlık teknikleriyle birlikte dini ve manevi yöntem ve teknikleri birlikte kullanabilen uzmanlar yetiştirmektir.